Evet değerli izleyenler, sektörler arası yolculuğumuzu kesmeden devam ederken ekonomi dünyası Show Türk ekranlarına sizlerleyiz. Yanımızda işletme sahibi Ahmet Gül var. Detaylı bilgileri ve burada vermiş olduğu hizmetleri kendilerinden öğreneceğiz. Ama istiyorum ki önce kendilerini tanıyalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Ben de siz de hoş geldiniz. Beni ve ekibimi güler yüzle ağırladığınız için. Teşekkür ederim. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ahmet. Yalova'da ikamet ediyorum. Siorland isimli firmanın sahibiyim. Genelde tekne kalıbı yapıyoruz. Tabii her çeşit malzemenin, yani atıyorum uçak da dahil olmak üzere yapılabiliyor kalıbı. Kalıplarını yapıyorsunuz aslında. Evet. Peki nasıl karar verdiniz? Nasıl başladı bu hikaye? Aslında bir tekne sahibi olmak istedim. Sonrasında bütçem buna elverişli olmadığı için kendim tekne yapmaya karar verdim. Baba mesleğimiz bu arada, yani babadan mermerciyiz, inşaatçıyız. Sonrasında tekne yapmaya başladım. Sevdim yani, bu işi sevdim. Sonrasında tekne yapmaya başladım. Tabii bu bir hobi olarak başladı. Sonrasında sevdim bu işi. Bu işi yapmaya karar verdim. Tekne yaptırmaya, yani tekne projesi çizdirmeye başladım. Sonrasında bir modelciyle konuştum, birkaç modelciyle. Fiyatlar çok yüksekti. Yalova'da da çok fazla tekne firması var ama hiç modelci yok. Ben de madem ki sevdiğim işi yapacağım, hem Yalova'da olmayan bir işi yapayım, hem de çevredeki diğer esnaflara faydalı olayım diye model kalıp işine girmeye karar verdim. Sonrasında CNC rotor falan aldık. İşler buraya kadar geldi bu şekilde. Yani şu anda bu sektörde hizmet veriyoruz. Dinlediğim en güzel başarılı hikayelerinden biri sizinki. Çünkü burası mermercilikten gelip kendi istediğiniz şeyi aslında hobi atölyesi olarak tasarladığınız, evet, bir alanda yapmaya başladınız. Ve artık burada üretimini gerçekleştiriyorsunuz. Dışarıya, evet, satış pazarlamasını yapıyorsunuz burada ürettiklerinizin. Dışarıya hizmet verir pozisyona geldiniz. Röportaj öncesi gösterme fırsatını buldunuz. Biz de gördük, kendi el yapımı tekneniz var. Evet. Nasıl bir süreç ilerledi orada? Yani tabii o zamanlar bu dükkan yoktu. Ön taraftaki mermer atölyesinde mesai bittikten sonra öyle ufak tefek cep harçlıklarıyla, hani iki teneke polyester, bir kontra vesaire, bu şekilde mesaiden sonra yapmaya başladım. Böyle sonuçta ortaya gördüğünüz üzere bir tekne çıktı. Anladım ki yani bu işi yapabiliyorum, elimden geliyor. Ve kalıptan çıkartmaktansa bir şeyi elle yapmak, sıfırdan inşa etmek çok daha keyifli olduğu için İşte nihayetinde modelci olduk yani. Yani bu beceri çok önemli. Siz bu beceriyi çok mükemmel şekilde yapmışsınız ve işin mutfağına bilmek mutlaka işe de yansıyordur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii ki şimdi el yapım bir tekne yaptığımız için her aşamasında kendim, tabii yaparken de öğrendiğim şeyler oldu. Doğal olarak bir bütünde bir tekne nasıl olur? Aerodinamiği nedir? En önemlisi mesela bir tekne suyun üstünde neden durur? Yani fizik kuralları vesaire, bunları öğrenme fırsatım oldu. Yani gün geçtikçe kendimizi geliştirdik. Tabii kendi öz bütçemizle bunu yaptığımız için bir hayli zaman aldı. Yani daha yeni yeni sektöre hizmet verme şansına erişebildik. Çünkü bütçemiz kısıtlıydı. Yani ufak tefek bir gün bir makine aldık, sonra bir makine. Sonrasında KOSGEB'e başvurdum dükkanı açtıktan, yani açma aşamasında. Sağ olsun vinç kurdular dükkana. Bu benim için çok önemli çünkü yaptığımız malzemelerin ebatları çok büyük olduğu için insan gücüyle kaldırılamıyor. O şekilde ondan sonra tabii birçok şey öğrendik bu esnada. Şimdi de bu sektöre hizmet veriyoruz. Peki buradaki süreç nasıl ilerliyor? Örneğin makine önemli mi? Buradaki bir gününüz nasıl geçiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki önce müşterilerimiz bize data gönderiyorlar. Yani bilgisayar ortamında çizilmiş bir tekne modeli. Biz bunun üzerinden metrekare fiyatı çıkartıyoruz. Sonra müşterilerimizle pazarlık süreci başlıyor. Anlaşırsak ham madde olarak MDF veya poliüretan köpük kullanıyoruz. Müşteri isteği, talebi doğrultusunda tabii. Neyden isterse bunlar alınıyor. Sonra ebatlanıyor belli ölçülere, gerekli ölçülere. Biz de bir katı model oluşturuyoruz CNC işleyebilsin diye. Sonra bunun, bu MDF'lerin veya poliüretan köpüğün birbirine gerekli şekilde bağlantıları oluyor. Yapıştırılma süreci başlıyor. Bunlardan sonra gerisi artık makinalarda oluyor. Çünkü bilgisayarlı makinalar olduğu için, CNC makinalar olduğu için
pek fazla el işçiliğine gerek kalmadı. Model bittikten sonra, yani kaba olarak CNC'den çıktıktan sonra macun ve boya işlemi. Bu tabii ki el işçiliği. Sonrasında yani bir cam, tabiri caizse cam yüzeyi gibi pürüzsüz hale geldikten sonra, polisajları yapıldıktan sonra üzerinden kalıp alıp müşteriye teslim ediyoruz. Sizin işiniz orada kalıp çıkarmak. Siz evet. Sadece tekne kalıbı mı çıkarıyorsunuz? Hayır, tekne, uçak bile olabilir yani. Yani ufak bir, basit bir küllükten tutun da bir uçağa, bir hatta helikoptere. Hayal edebileceğiniz yani polyester ve benzeri kompozit malzemelerden üretilen her şeyin kalıbını yapabiliyoruz. Her şeyin kalıbını burada evet. Arz talep meselesi aslında. Tabii. Talep ettikleri sürece evet. Siz o kalıbı çıkartıyorsunuz. Tabii. Genel olarak sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında şöyle söyleyeyim, sektörde bir birbirinden kopya çekme olayı söz konusu. Bu da bizi Avrupa'dan geri bırakıyor. Çünkü imkan meselesi biraz da tabii ki. Avrupa'da insanların alım gücü bizimkinden yüksek olduğu için herkes kendine özgü tekneyi daha rahat yapabiliyor. Burada biraz kolaya kaçılıyor. Birilerinin teknelerini alıp üzerinde ufak tefek hani patenti delecek şekilde değişiklikler yapıp kalıba dökülüyor iş. Ama biz tabii yenilikçi firmalarla çalışmak durumunda kalıyoruz böyle olunca. Tabii bizim de hoşumuza gidiyor bu durum. Yani piyasada yeni bir tekne üretiliyorsa ve bunda payınız varsa insan onuru oluyor. Tabii. Onun haricinde önü açık bir sektör. Onun haricinde tabii ki firmalar kendine özgü çalışıp daha ileriye dönük hedefler koyduğu zaman yani basit bir atölyeden koca bir tersaneye bile dönüşebiliyor. Çünkü sektörün bu şekilde önü açık bir sektör, öyle söyleyeyim. Peki kaç günde teslim ediliyor bir ürün? Tabii ki teknenin veya modelin boyutuna göre değişiyor bu. Yani ortalama 7-8 metre bir tekne 2 ay gibi bir sürede teslim edebiliyoruz. 2 ayda ham maddesi neydi bu teknelerin? MDF veya poliüretan. Şimdi şöyle de bir şey var. Müşteri memnuniyeti çok önemli bunun sonrasında. Tabii, kesinlikle. Kullanıcılara ulaştıktan sonra, onların bunları kullandıktan sonra bu memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz? Dönüşler nasıl oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten projeler bize hazır geliyor. Bunlar tabii ki gemi inşa mühendisleri veya mimarlar çiziyorlar. Tabii aerodinamiği vesaire, onlar hesaplanıyor. Yani pek de şey değil, yani kötü bir dönüş olması olasılığı çok az. Hani teknenin suda yüzüşüyle alakalı konuşuyorum. Diğer türlü bizimle alakalı olan kısımda teknenin yüzeyinin düzgün ne kadar, yani ne kadar düzgün olursa o kadar iyi sonuçlar elde ediyoruz. Tabii ki müşteri memnuniyeti de burada doğuyor. Evet. Her aşamayla ilgileniyorsunuz. Bir problem tabii. Olduğu zaman karşılarında bir muhatap bulabilirler bu firmayla ilgili. Tabii, tabii. Diyebiliyoruz. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Yani bir CAM, yani şöyle söyleyeyim, bir bilgisayar ortamında çalışan bir ekibimiz var. Onun haricinde ben zaten kendim hem çalışıyorum. Siz zaten işin evet. Mutfağındasınız. Evet, çünkü keyif alıyorum. Evet. Tabii. Onun haricinde günübirlik değişebiliyor. Mesela boya macun ekibi ayrı, kalıp alma ekibi ayrı. Bunlar hep ekip işi, yani bir kişinin tabii tek başına yapabileceği işler değil. Yani ekip sayımız işin durumuna göre değişiyor.